Evet arkadaşlar, şimdi şapkayı attım abi. Yemek yemeye hazırım. Hiçbir alakası yok yemek yemeyle şapkanın gerçi ama. Neyse, şu anda Erbil sokaklarındayız. Akşam yemeği için bir arayıştayız. Hiçbir yeri araştırmadık henüz. Bak, burada da garip bir şey var şimdi. İftarda da restoranların çoğu paket servis yapıyor. Mesela çok meşhur kebapçılar var şu çarşı içinde. Onlardan yemek istedik aslında. Ve tam iftar saatinde tamamen kapatıyorlar. İftardan sonra gel diyorlar. İftardan sonra da... Niye gidelim? Şimdi böyle lokal bir yer bulalım dedik. Yemek yemek için. Buraların da yemek yediği bir yer. Nacar. Nacar burası meşhur. This is Nacar. Nacar kebap. Famous, famous kebap. There is another one. English, no? No, English. This is good. Good kebap. Nice. Okay. Eyvallah. Get up. Serserim. Spas. Serserimin. Bu arada az önce gördüğünüz keleşli güvenlikler çarşıyı koruyor. Özel güvenlik şu anda ya. Özel güvenlik, evet. Abi biz buradan bir şeyler yiyelim şimdi. Abi Nacar'dayız şimdi. Kalmamış mı? Kalmadı mı? 6.30 yani. Gelin başımı gözümüzü. Sağ ol. Görüşürüz abi. Bitmiş ki abi. Bitmiş. Biz şuradan çıkalım ya. Şimdi biz akşam yemeği arayışımıza Erbil'de devam ediyoruz. Orada bir tezgah var. Şurada bir tezgah ve kalabalık gördük. Bakalım ne var ne yok. Ya ben şu an o kadar açım ki. Abi ne bulursa, ne olursa olsun evet, yiyeceğim yani abi. Artık. Çorba gibi bir şey koyuyor. Yemekse direkt kaçırmayalım. Ama şavarma yemekten şavarma oldu. Abi burada ne var? Burada. Oo, sulu yemek var. Selamünaleyküm. Çok yoğun var. Sulu yemek bulmak biraz zor oluyor burada. Her şey böyle et üzerine olunca çok lezzetli etler ama. Burada. Burada yiyoruz abi. Tamam. Şurada bir bakabilir miyim şöyle? Pilav var, biryani, tavuk var, fasulye var. Kuru fasulye var. Sakarya. Burada kuru fasulye var, pilavlar var, biryani var. Yok biryani bu. O biryani. Böyle de hurmalı tabaklar. İftarı açmak için. Bu arada biz şu anda Erbil Kalesi'nin hemen altındayız. Kişi başı 3000 dinar. Yani 30 liraya denk geliyor. 1 dinar 10 lira yapıyor. Hatta bak gösterelim ya. Mesela şöyle. Burada Latin. 10.000. Bizim 100 liramız. 100 liramız. Bu bizim 100 liramız oluyor. Ama burada 10 lira gibi kullanılıyor. 10 lira gibi. Yani ne oldu? Biz 6000 ödeyeceğiz burada. 3000 60 liraya burada böyle yemek yemiş olduk. Vallahi hoş geldin. Uygun fiyat. Hoş bulduk. Zor spas. Çok güzel, lezzetliydi. Şurada çay içelim ya. Şimdi burada da bir çay içelim dedik. Abi nasılsınız? Selamünaleyküm. Hoş bulduk abi, hoş bulduk. Böyle. Nasıl geçelim? Böyle mi geçelim? Mert, benim Mert. Ben de memnun oldum. Geziyoruz. Erbil'deyiz şimdi. Erbil'i geziyoruz. Şey yapıyoruz. Videolar yapıyoruz. Sen açtın mı İsmail? Gece gelin şey. Bir şey var. İstem caddesi. Kaç çay içiyorsunuz? Şekersiz. Orduk bir şeker, bir vasta yere. Bir şeker mi diyorsun? Yok şeker. Bir şeker. Usta. Bir şeker. Ben söyleyeyim bakın nasıl. Usta bir şeker. Zor spot, çok teşekkür ederim. Aynen. Ama şey de var mesela, memnun. Peki şey mesela, buraya geldik, selam vereceğiz. Çavani baş mı? Ama bir şakir cana. Siz Türkmen misiniz? Evet. Yani? Evet. Şimdi yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Abi valla Türkçe konuşarak şu anda Erbil'i, Irak Kürdistan'ın başkenti olan Erbil'i rahatlıkla gezebiliyoruz. Bunu
siz de bu videoda gördünüz, şahit oldunuz. Hatta çoğu yerde vaktimiz olmadığı için duramadık. Çok ısrar ettiler. Her durduğuna zaten bir çayımızı için diyor. Yani ben çok samimi bir ortam gördüm buradan. Kesinlikle ya. Herkes böyle Türkiye'yi duyan, Türkiye'den geldiğimizi duyan herkes böyle ekstradan böyle bir güler yüzle misafirperverlikle. Ya şaşırdım yani. Ben açıkçası ben de şaşırdım. Bayağı şaşırdım. Yani, yalan olur. Şaşırmadım. Böyle de sanıyordum yani, dersem. Çok gitti. Önyargılarla gelmedik ama bu ya, kadar da olur diye beklemiyordum açıkçası. Ben de. Ben de. Çünkü mesela kendi aramızda tartışıyoruz. Diyoruz ki şurada bir çay mı içsek falan derken biri mesela hani direkt diyor gelin çay için falan. Şimdi şöyle bir durum var burada. Ramazan'da yani bugünlerde hayat burada akşam 8-9'dan sonra başlıyor. Yani 8-9 öncesinde biraz daha durgun buralar. Hele iftar vakti her yer zaten kapanıyor. Tabii şu yolda bile yürümek zorlaşıyor yani. Ya bir de bak, ben açıkça konuşayım, şu vardı benim kafamda. Burada video çekmek hiç kolay olacağını düşünmüyordum. Mesela Fas'ta da aynı şekilde video çekmek biraz zorluyor. İnsanlar fazla alışkın olmadığı için. Yani burada da biraz öyle bir şey yaşanabilir diye düşünüyordum ki hiç öyle bir şey yokmuş zaten. Yani söylememe de gerek yok, görüyorsunuz yani. Abi bu arada şu yukarıda gördüğünüz mekan Erbil merkezin en keyifli mekanı bence. Normalde herkes 147,5-148 veriyor. Bunlar gerçek mi? Şimdi eski çarşı alanını, yani daha doğrusu kapalı çarşının içine tekrar girdik. Şöyle bir durum var. İftar sonrası hala her yer kapalı. Ya bu halini de görün istedim. Böyle buradan girelim. Bir kahve arıyoruz. Açık bir kahveci arıyoruz burada da. Bulamıyoruz. Selamünaleyküm. Kahve. Hoş geldin. Aa, hoş bulduk. Hoş bulduk. Artık direkt Türkçe konuşacağım bari. Ha öyle mi? Aa, isim neydi? Ahmet. Mert benim de. Memnun oldum. Hoş bulduk. Ya biz abi kahve arıyoruz. Böyle güzel bir kahve içelim dedik de. Şimdi içiyorsun yani aparı sonucunu. Şimdi içeriz. Şimdi içiyorsun. Şimdi hapsi kapanmış. He. 10 dakikadan sonra, 15 dakikadan sonra. Öyle mi? Aynen. Ha, birazdan açılacak. Birazdan sonra çarşısı hapsi açılır. Şimdilik yani kapalı. Şimdilik abi. Tamam, siz burada... Bu dükkan benim. Ha, bu dükkan sizin Ahmet mi? Ahmet Kervançı benim. Bakalım abi. Ne yazıyor orada? Ahmet Kervançı. Ahmet Kervançı. Kervançı. Ben Kervançıyım. Öyle mi? He, nerelisiniz? Buralı mı? Erbilliyim. Erbil. Erbilliyim. Evet, biz çok beğendik Erbil'i. Teşekkür ederim. Vallahi. Bir de şimdi bilmiyorduk bu kadar çok Türkçe konuşabileceğimizi önceden. Şimdi biz gezginiz, geziyoruz. Dünyayı geziyoruz. YouTube'sin. Evet, evet. Hoş geldin. Sağ olun. Erbil çarşısında %90 Türk'ün. Onu fark ettik, hatta bugün fark ettik. Biz evet. Şimdi diyorduk ki 10 dakikadan sonra gel buraya, hapsi Türk'ün. Ne kadar fark. Nerede dönelim diyor. Aa, çok teşekkür ederiz. Nedir çok bu? Sen. Macun gibi böyle. Yok, macun gibi değil. Çiklet mini. He, sakız. Çiklet mi? Çiklet. Çiklet. Ben deneyeceğim. Ben de bir deneyeceğim. Şekersiz bir. Bu Erbil çikleti. Erbil çikleti. Çiklet. Bunun adı Kur'an'da var. Kağıt mı yapışık yoksa yok, normal? Yok. Direkt normal böyle. Bu. Şekersiz mi? Çok güzelmiş ya. Bunu Kur'an'da şekersiz. Bunun adı var. İsmi Minis Selvi. Bunu Kur'an'da bunun adı var. Neydi adı? Minis Selvi. İzmir'den geldik. He, İzmir'den. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Sağ ol. Muhteşemmiş bu ya. Tamam. Görüşürüz. Abi çöp mü bu? Evet. Artık direkt Türkçe soruyorum. Şöyle iki su alalım dedik. Evet.
bütün gün valla yürüdük buralarda. Şimdi biraz dinlenelim dedik. Saat akşam 10 falan. Bir iki saat dinlenelim sonra tekrar çıkarız. Neden? İşler çok değişiyor iki saat sonra. Yani gece 12 gibi. Gerçek kaos başlıyor. Gerçek bir kaos başlıyor. Öyle şenleniyor ki etraf. Artık şenleniyor mu diyeyim, ne diyeyim? Tanımlayamadım tam ama. Acayip bir gürültü. Gürültü başlıyor. Böyle hani rengarenk sokaklar ve böyle dehşet bir gürültü başlıyor. 12, gece 12'de başlıyor. Şimdi Erbil'de konakladığımız yere giriyoruz. Size de göstermek istiyorum burayı çünkü sanırım Erbil merkezdeki en ucuz yeri bulduk biz böylece. Sadece en ucuz değil, en değişik yer diyorum. Evet, evet. Size de burayı önereceğim aslında. Şöyle önereceğim, eğer ucuz da konaklamak... Burada kalmayın diye önereceğiz. Vallahi artık kalıp kalmamak sizin elinizde, bir görün. Karar verirsiniz. Hi, hello. Selamünaleyküm. Hi, nasılsın? Everything is good. Yusuf? Yeah. So what's the name of the hotel here? Suleyman's. I think this is the cheapest place that... Cheap, yeah. We can stay in Erbil. Around the Kala, here is the cheaper. See you, bro. Bye-bye. Bye-bye. Burası hava alabileceğimiz bir pencere. Sadece hava alabileceğimiz. Aynen, havamızı alıyoruz buradan. Şöyle bir çeyrek Erbil manzaralı. Güzel ama yani otantik bir yer bence. Onun içini görünce daha da otantik bir evet, şey. Şimdi abi şuradan bakın kapının içi. Manzaralı bir kapısı var, o da manzaralı. Aynen. Açalım abi kapıyı. Kapı zaten açık. Kapı ya. Kapanmıyor, aynen açık. İttirmen gerekiyordu. Biraz sert ittiriyor için. Evet, şu anda da odayı görüyorsunuz. Ya güzel işte, yani iki tane, iki kişilik böyle. Böyle ayrı ayrı yatak var. Askılarımız var. Böyle bir alanı var. Yani hijyenik mi? Muhteşem hijyenik değil. Böyle de bir tuvalet var. Hatta hiç hijyenik değil ama. Şimdi şöyle bir durum var. Burayı neden öneriyorum? Tek bir bakımdan önerebilirim burayı. Hatta iki bakımdan önerebilirim. Önerme nedenlerimden ilki buranın Erbil'deki en ucuz konaklama olması. Kişi başı 6 dolara burada bir yer bulmanızın mümkünatı yok. Zaten burada hostel kültürü de yok. Öyle hani paylaşımlı odalar falan. Burada yok öyle bir şey. Evet. Büyük oteller var ve büyük otellerde de fiyatlar en düşük 12-15 dolardan falan başlıyor. Güvenli bir ortam neticede. Yani kendi odanız var. Her şeyi durmadan işte yanınızda taşımanız falan gerekmiyor. Aşağıdaki Suriyeli aile işletiyor burayı. Güzel bir yer bence ve çok merkezi konumu da. Üçüncü neden de evet, merkeziyeti. Dinlenelim. Yorgunluğumuzu giderelim. İki saat sonra sokağa atacağız kendimizi. Bir de gecesine bakacağız. Şimdi biraz dinlendik. Erbil'in gecesine çıkıyoruz. Erbil gecesi diyerek de beklenti yüksek. Işıl ışıl neşeli geceler yani. Ve gürültülü. Ama güzel. Başlıyoruz. İtalya'daki merdivenler gibi. Bakın işte dediğim olay buydu. Kalabalığa bakar mısınız? Şu anda saat gece 12'ye geliyor şu anda. Şimdi gece pazarı var burada. Gece pazarına doğru yürüyoruz. Bakın gece pazarı burası. Güneydoğu Asya'da da böyle Tayland gibi ülkelerde meşhur gece pazarları. Burada da böyle aynı şekilde. Bakın böyle cıvıl cıvıl. Tişörte, kot pantolonla her şeyi bulabiliyorsun. Burada her şeyi bulabiliyorsun abi. Acayip gürültülü bir ortam var ama. Böyle hoparlörden bağırtıyorlar bunları. Kimse kimseyi anlamıyordu muhtemelen şu an burada. Abi burada şu anda bu kadar ilginç bir şey göremedik. Böyle devam ediyor burası. Bakın böyle uzunlamasına. Biz buradan ayrılalım bence. Arka taraf daha güzeldi. Bakın böyle seyyar. O değişik bir şey mi? Yemek falan satıcılar var. Bu ne ya? What is it? Arif. Arif. Ha, bak bu şey ya. What is this? Kupa. 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 What is inside? Sweet. Or... Do you know like? Ah no. What is inside? Inside what is that? Vallahi lazım. Vallahi yok. Arabi. Ha? Arabi. Arabi. Okay, okay, okay. Yağlı geldi abi bize. Çok yağlı. Şu an gece yemeyelim ya. Yani. Güzel görünüyordu aslında da. Bir de şey güzel kokuyor. Bir de burada şu olay var. Bu fasulye mi ya bu?
Bütün arkadaş olur. Güzelmiş ya. Zor spas bırak. Sürekli abi Türkçe şarkılar çalıyor bu. Dedim ne oluyor? Böyle Türkçe müzikler eşliğinde ilerliyoruz şu an. Valla gece uzun gibi, bence bir kahve içebiliriz. Şurada seyyar kahveciler var bak. Dün gece burada bir adam keşfettik. Seyyar kahve yapıyor ve çok lezzetli kahvesi ve inanılmaz ucuz. Sohbeti de güzel. Gerçi hiçbir şey anlaşamıyoruz ama sohbeti güzel gibi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. How are you? Chavani? All good? Yeah. Sultan Ahmet. Sultan Ahmet or Ahmet Sultan? Ahmet Sultan. Ahmet Sultan. Abi burada çok güzel kahveler yapıyor Ahmet Sultan. Var mı abi iki Americano? Do Americano. Geceleri Ahmet Sultan geliyor abi buraya. Böyle arabasını çekiyor. Erbil merkezin ortasında. Ya bine satıyor yani. 10 liraya gidiyor işte. 10 lira. Erbil için çok makul. Erbil abi Dubai gibi gerçekten. Yani böyle Avrupa'nın, Batı Avrupa'nın pahalı başkentleri gibi. Mesela Brüksel gibi yani. Şimdi buradan sandalyemizi de çıkartıyorlar. Zor spas bu arada Türkçe'de çok teşekkürler demek. Zor çok demek, spas teşekkürler demek. How did he come from Syria to here? How is the story? Why did he come? He's tercüman. Buranın sahibi Ahmet Sultan Suriyeli ve Suriye'den gelmiş buraya. Biz de hikayesini sorduk. Yes. Valla kinti Lübnan, Lübnanız. From Syria, Zita Suriye. Yeah, what did he say? He is working in Lebanon. In Lebanon. In Lebanon, traveling from Lebanon to Syria. Stay in Syria 1 year. He come traveling to the Erbil and stay in Erbil and he have working in the restaurant. Not good the working in the restaurant. Have new work. This idea. Erbil don't have like this. Uh-huh. Like he is the only one. Okay. Uh-huh. Like this idea. Oh, creative this idea. Now he's happy. So happy. Work alone. He don't have any manager. Thanks so much for translating for us. Sorry for my translation. No. If we can communicate, if we understand each other, that's all. İşte burada bakın, Lübnan'da eskiden bir kahvesi var arkadaşın. Ahmet Sultan'ın eskiden Lübnan'da çalıştığı bir kafesi vardı. Oradan Suriye'ye geçiyor. Suriye'den de buraya geliyor. Burada çok kötü şartlar altında kötü bir kafede çalışmaya başlıyor. Arkasından da kendince bir fikirle daha önce yapılmamış olan Erbil'de böyle seyyar kahveci açıyor. Ve bu kahveciyle artık kendi işinin patronu oluyor. Şu an mutlu musun diye sorduk. Gayet mutluyum dedi. It's nice that you're happy. Abi teşekkürler. Thank you so much. Zor spas. We are leaving. You are tired today. You walk a lot. 2000 yani 2000 demekmiş. Onu da şu an öğrenmiş olduk. Çok gürültülü burası ya. No. Valla. Görüşürüz. Mesela şöyle bir otel var şehrin tam ortasında. Lord City Hotel. Buranın fiyatını sormuştuk ilk geldiğimizde. Hiçbir yeri bilmiyorduk. 15 dolarlık bir fiyat çektiler bize. Bu ne abi? Acur. Selamun aleyküm. Üstünde de pul biber. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyi Türkçe. Evet. İyi. He, Türkmen. Just... Biraz biliyorsun. Working divan, otel divan. This one sen cucumber. Yes. Salatalık gibi. Üstünde de pul biber. No. This one sumak. Ha, sumak. Yeah. Sumaklı. Türkiye. Türkiye.
Fredo. İstanbul. İzmir. 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 Oh. I 20 days İzmir. Just 20 days. Yeah, yeah. Çok güzel. Çok güzel. Hoşça, hoşça. Hoşça, hoşça, hoşça. Çok güzel. Sağ ol, görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok güle güle. Şimdi şuradan birer karpuz alalım dedik. Nar da var bak. Sen mi satacaksın hem bize? Biz Elif, Elif. Şöyle nar aldık birer tane. Bunların tanesi 1000 dinar yani 10 lira. Makul bir fiyat bu da nar için. Ha şeker var diyor da şekere gerek yok ya. Ne yapacağız şekeri? Hafiften yağmur başladı. Şimdi otele doğru biz geri dönüyoruz. Biraz da buradaki aslında kaldığımız süreyi azaltmak istiyoruz. Çünkü Erbil çok pahalı. O kadar pahalı ki yani burada yapmak istediğimiz her şeyi yapıp buradan çıkmak istiyoruz. Vallahi burası kötü olduğundan değil. Burayı gayet beğendim ama yani o kadar pahalı ki yani bir Batı Avrupa veya böyle bir Dubai, Kuveyt pahalılığı var. O yüzden Süleymaniye'ye geçeceğiz. Bu videoda akşamıyla Erbil'deydik. Herkesle Türkçe konuşarak burada çok rahat anlaştık. Hatta biz konuşmadığımızda bile bize konuştular. Çok rahat ve samimi bir ortam yakaladık biz burada resmen. Yani yanımızda ne bir rehber var ne buralı biri oldu buradayken. Kendimiz olarak gezdik burada ve insanlar gayet çok sıcakkanlıydı ve harika karşıladılar bizi. Bir sonraki videoda da Erbil'de teknoloji fiyatlarına bakacağız. Daha doğrusu, daha net olayım, bir iPhone alacağız buradan. Bakalım fiyatları falan siz de görmüş olacaksınız böylece. Abone olmayı unutmayın, beğeni atmayı unutmayın eğer beğenirseniz videoyu. Bunların hepsi kanala destek olacaktır. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.